Şimdi gelelim şeye. Tüm bunların altında yatan ne? İşte DEM HDP'nin seçim beyannamesinde var bunlar. Satır aralarına dikkat edersek orada anlatıyorlar. Şimdi dediğim gibi seçim beyannamesini açıkladılar. Çok da haber olmadı hakikaten fazla bir yerde. Ben bu sabah da Evet. baktım öyle pek bir yerde de konuşulmamış bu. O yüzden gündemimize alalım dedik. Yani Önemli nasıl ama. konuşulmaz bunlar? Önemli. Önemli. Anlatıyor çünkü bize. Ya açık açık söylüyor herifler ne yapacaklar. Birkaç madde not aldım ben mesela. Sen şimdi detaylı anlatacaksın. Satır aralarında ne var? Ya daha önce de söylenen şeyler çoğu ama. Şimdi diyor ki mesela ana slogan. Tecridin sona ermesi için dem gelir devran döner. Tecrit dediğine PKK elebaşı Öcalan meselesi işte. Var bir sürü madde. Yine bu özerklik meselesi. Avrupa yerel yönetimler özerklik şartı. CHP'de zaten biliyorsun bunu söylüyordu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun şeyinde vardı bu. Tabii. Bu 14 Mayıs öncesi beyannamede vardı. Hani bir mutabakat imzalamışlar diye bilmem 2000 sayfalık mıydı neydi? Orada olan bir şeydi bu. Şimdi bunu söylüyor yine. Aynen. İki küsür O, maddelik. tabii. Kayım. Onu zaten şey söylemişti hatırlarsan. 14 Mayıs'ta Tabii. yenilince 28 Mayıs'a giderken kayyum mayyum bir şeyler demişti şey Kılıçdaroğlu. Söylüyorlar yine bak. Doğru. Dönmemişler o noktadan. Çok dilli belediyecilik. Bu ne demek? Çok dilli belediyecilik. Daha ötesi var. İşte özerkliği falan anlatıyor zaten. Çocuklar için ana dilde eğitim yapan, veren kreşler. Bak, plana bak. Yani İmamoğlu ile konuşacaklar. Şimdi İmamoğlu anlatıyor ya. Dün mü vardı? Dün vardı galiba. Yine 11 tane kreş açmış galiba. Oralarda bu daha ilkokula gitmeyen küçük çocuklara işte 3-4-5 yaşındaki çocuklara ana dilde eğitim vereceklermiş. Planlara bak. Ya böyle böyle devam ediyor işte. KHK'lar meselesi. KHK'larla işlerinden atılanları alacağız diyor. İşte belediyede bu FETÖ'cüleri, METÖ'cüleri bilmem neleri personel olarak kullanacağız. Şimdi daha ötesi satır aralarında başka neler var? Sen bize anlat. Bir görelim manzarayı. Kimlerle anlaşıyor aslında İmamoğlu? İstanbul'u kazanabilmek için CHP. Tabii. Ya bizim 14 Mayıs'ta anlattığımız buydu ve bu fotoğrafı tekrar önümüze koyuyorlar. Çok net. Şimdi niye net? PKK terör örgütü ve siyasi ayağı hiçbir hedefinden vazgeçmiş değil. 14 Mayıs'ta dediğin gibi o ortak politikalar mutabakat metninde bunları soktular. Soktular yani açık açık terör örgütünün Vardı, tabii. talepleri yer aldı. Ondan sonra o 6 parti de imza attı buna. Bak ben şöyle bir yazı hazırlamayı düşünüyorum. Şimdi o kadar güzel perdelemişler ki başlık şu olacak. Yeni başlayanlar için HDP sözlüğü diye işte şey ne anlama geliyor? Avrupa yerel yönetimler özerklik şartı talebi ne anlama geliyor? Çok dilli belediyecilik nedir? Tecrit derken neyi kastediyorlar? Falan filan. Ana dilde eğitim nedir? Bunları anlatmak lazım. Sabırla anlatmak lazım. Şimdi madde madde hızlıca şey yapalım, özetleyelim. Zaten bazı maddeler ortak. Mesela Avrupa yerel yönetimler özerklik şartı ve diğer evrensel hukuk anlaşmalarına konulan çekincelerin kaldırılması. Bu ne demek? Diğer maddeyi de ekleyelim. Yerel yönetimlerde siyasi, idari, mali özerklik. Şimdi Avrupa yerel yönetimler özerklik şartında idari ve mali özerklik var. Yani siyasi özerklik yok. Ama terör örgütü 2012'de hazırladığı sözde anayasa taslağı, örgüt düşün terör örgütü, KCK terör örgütü sözde anayasa taslağı hazırlıyor. Tabii. Orada şöyle bir ifade var. Diyor ki Avrupa yerel yönetimler özerklik şartına konulacak çekincelerin kaldırılması önemli bir eşiktir. Siyasi özerkliğe giden yolun açılmasıdır diyor. Çünkü şöyle bir durum var. Zaten bunu esas olarak bunun için istiyorlar. Neden? Türkiye'nin yasaları zaten aslında yönetmelikler belediyelere idari ve mali anlamda bir özerklik veriyor zaten. Bak mevcut durumda zaten belediyeler kendi ekonomik şirketlerini gelir elde edebilecek şirketler kurabiliyorlar. Yani mali bir özerklikleri var. Vergi alabiliyorlar belli noktalarda. Tabii ki, tabii İdari ki. anlamda da müdahale edilmiyor. Yani teröre Tabii. bulaşmıyorsa bir suç olmuyorsa idari anlamda da bağımsızlar. Özerkler aslında. Yani Türkiye'de aslında idari ve mali özerklik var ve yerel yönetimlerin. Ama bunların istediği ne? Siyasi özerklik. Esas mesele o. Ve Avrupa yerel yönetimler özerklik şartına konulan çekinceyi de bunun önünde engel olarak görüyorlar. Özerklik sonrasındaki aşama ne? Bak özerkliği de nasıl yapacaklar? Hızlıca onu da söyleyeyim. Bir kere terör örgütü militanlarını getirecekler. Diyecekler ki bu şeyde var bu arada. Beyannamede var. Trafik görevlileri. Trafik polisi olarak başta istihdam edecekler.
Trafik polisi PKK'lılardan oluşacak. Daha sonra bunu güvenlik, yerel güvenlik gücü. Amerika'da var ya hani yerel güvenlik polis mesela eyalete Tabii. bağlıdır. Şimdi onu istihdamı bizim Türk polisi olmayacak. İstihdam kim olacak? PKK'lı teröristler güvenlik gücü olacak orada. Yani açık açık demişler ya ordu bile belli bir büyük kısmı çekilecek. Ordu eyaletin ordusu olacak diye yazıyorlar geçmiş çalışmalarında. İşte bunu şimdi açık açık yazmıyorlar. Bu şekilde formüle ediyorlar. Ondan sonra bizim solcularımıza da CHP'lilerimize de süslü cümleler. Ya özellik konuşulabilir. Sadece solcular CHP'li değil. Maalesef bir dönem AK Parti içinde de bazıları buna ya özellik konuşulabilir. Ya özellik öcü değil tabii ki. Ama Türkiye'de özellik olmaz. Biz bunu söylüyoruz. Yoksa özellik söylemek terörizm değildir. Peki terör örgütü neden istiyor? Onu anlatıyoruz biz. Açık açık. Yoksa dediğimiz gibi özellik bir savunmak suç değildir. Ama neden Türkiye'nin üniter yapısı zorunludur? Onu anlatmaya çalışıyoruz. Çok dilli belediyecilik. Çocuklar için ana dilinde eğitim veren kreşler. Bu ne demektir? Ya bir ülkede bir milletin dil birliği yoksa o ülkede birlik yoktur. Bak çok net, O özet. kadar basit ya tabii. Hakkari ile Edirneli nasıl anlaşacak? Türkçe anlaşacak. Biz demiyoruz ki Aynen. Hakkari kardeşimiz ana dilini konuşmasın. Ki onu konuşmasın diyenlere karşı da mücadele verdik O biz. ikisini işte bak karıştırıp milletin kafasını karıştırıyorlar. İlgisi yok Aynen onunla. öyle. Yani Aynen ana öyle. dilde O eğitim yüzden vermek başka bir şey, ana dilini konuşmak başka bir şey. tabii. Şimdi bu kreşte eğitim alan çocuk diyecek ki ondan sonra ilkokula başlayacak. Ya ben Kürtçe eğitim aldım. Bu sefer bir siyasi baskı gelecek diyecekler. Ya çocuklar işte Kürtçe öğrendi. Tabii. İlkokulda da Kürtçe devam etsin. Sonra ortaokul, sonra lise, sonra üniversite en son ne olacak? Bu nereye gider Diyecek biliyor ki ya musun? bu heh. Ya bu o zaman şuraya gider. Eğitim birliğini de bozarsın. Eğitim Anlatabiliyor birliğini muyum? bozuyorsun. Bak adım adım her Türkçe de tarafını eğitim. bozuyorsun. Kürtçe de eğitim. Ermenice eğitim. İşte İngilizce eğitim. Bilmem ne eğitim. Orada tevhid tedrisat da altına dinamit Tabii. koyarsın. Farklı Tabii. müfredatlar. Tamam mı? Nasıl olacak ondan Aynen. sonra? Ya Aynen Türkiye öyle. Cumhuriyeti'nin altını dinamitliyorsun yani. Bu aslında masum bir şey gibi gözüküyor. Dinamitin Tabii. en kralı bu. Hem de ne biçim? Yani dil birliğini bozmak bir milleti paramparça eder. Tabii ki. Paramparça eder. Ve biz şunu söylüyoruz. İnsanlar ana dilini öğrensinler. Ana dilinde konuşsunlar. Mesela çok dilli belediyecilik. Çok dilli belediyecilik ne ya? Zaten bizim bir vatandaşımız diyelim ki 70 yaşında bir teyzemiz. Geçenlerde bir tane meczup provokatör çıktı biliyorsun. Havalimanında Tabii, onu provokasyon hala yaptı. konuşuyorlar. Bak bugün hala Heh. onun o yalan kara propagandayı hala sürdürüyorlar. Yok havaalanında Aynen öyle. Kürtçe Kürtçe. konuştuğu için 3 saat mı 2 saat mi tutuldu? Yalanın daniskası. Çıktı ne oldu Yalanın ortaya danışması. sonra? Çok kuvvetli yalan söylüyorlar. Bugün belediyelerimizde zaten Türkçesini, Türkçe derdini anlatamayan herkes için çözüm bulunuyor zaten. Ya Doğu ve Tabii ki. Güneydoğu'da Hakkari Belediyesi'nde bir vatandaş gelecek 60 yaşında Türkçe bilmiyor. Ki öğretilmediyse de o açık söyleyeyim. Ankara'nın problemidir. 60 sene önceki hükümetin problemidir. O insanlara Doğru. neden eğitim götürmediniz? Biz kimseyi suçlamayız. O insanımıza kızmayız. Ondan sonra 60 yaşında bir vatandaşımız Hakkari'de, Diyarbakır'da gittiğinde Kürtçe bilmeyen vatandaş mı olacak orada, görevli mi olacak? Kürtçe bilen mutlaka vardır. Giderler çözerler. Ki İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de de öyledir. Çağırırsın bir Tabii. vatandaş, ya bu vatandaşımız ne diyor dersin. Zaten insanlarımıza hizmet var. Ki adliyelerde bile bazen bilerek provokasyon yapıyorlar ya. Kürtçe savunma yapacağım. Niye? İşte farklı bir şey. Ondan sonra ya orada bir çeviriyorlar zaten. Ya artı geçenlerde biliyorsun mecliste Kürtçe konuştu. Bakın bilinmeyen Evet dil ya. diye yazdı. Lan İngilizcesi de öyle yazıyor. Yani tam Yok. tanımını hatırlayamadım. Hatırlarsın konuşmuştuk. Bu üzerinden bu kadar masum bir şey üzerinden provokasyon. Bu da o provokasyon amaçlı. Yani hedeflerin tamamen siyasi anlamda, birlik anlamda, milli birlik anlamda her şeyi bozmak. KHK'larla işlerine atılan emekçiler için yeniden istihdam. Kim bu? PKK'ları alacaklar. Terör örgütü yanlılarını alacaklar. Varsa o bölgede FETÖ'cüler onları alacaklar. Ondan sonra da belediyede istihdam edecekler. Bunu zaten Tunçer İzmir'de yapıyordu. Onu da söyleyeyim. İşte o yüzden Alıyordu. bir kavga çıktı orada ya. Tabii canım. Ondan sonra en sonunda kayyım meselesi. Kardeşim kim olursa olsun teröre destek veriyorsa ve suç işlemişse bir organize suç varsa o devlet oraya kayyım atar. Bu kadar net. Yarın da atar, öbür gün de atar, bundan 10 sene sonra da atar. Ben bunu yapıyorsam, ben belediye başkanıysam, benim bulunduğum belediyeye de atar. Evet. Bu kadar basit. Yani bu Sen tam beyannameyi o bitirirken yüzden ben de su gündeme içiyordum. getirildi.
Bir sessizlik oldu. Şimdi dediğin gibi beyanname bize çok şey anlatıyor. Ama oradaki hakikaten bu ana dilde kreş, çok dilli belediyecilik böyle masum masum anlatıyorlar bir de, tamam mı? Değil, değil. Kimse buna Aynen. kanmasın. Kimse buna ya işte ne var ki bunda falan denecek mevzular değil. Çok güzel anlattın sen de. Hiç unutmayalım bak, hiç unutmayalım. Dil birliğinin bu ülkede yok olması demek, tahrip edilmesi demek, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sonunu getirmeye çalışmak demektir. Bunun ötesi yok. Aynen öyle. Yani en tehlikeli şeylerden bir tanesi budur. Şimdi dem böyle. İmamoğlu da onaylamış. Değişen bir şey Kandil'den yok. liste gelmiş. İBB Meclisi'ne 20 ismi sokmaya çalışacaklar. Göreceğiz neler olacak, neler bitecek. Ve dediğim gibi hani bu iş Esenyurt Güngören'de de sınırlı kalmayacak. Hatta adalar konuşulacak vesaire diye. Hatta orada bazı pazarlıklar hala devam ediyormuş. Bunları takip ediyoruz.